Kabus başlıyor mu Hızır? Ne yapayım? Emekli mi olayım Meryem? Ol. Ne olur? Bizim işlerde emeklilik nasıl olur biliyorsun. Biliyorum. Hızır. Bak bir aydır evdesin. Çocuklarınla, annenle, benimle. Ben mi yanlış gördüm? Mutluydun. Mutluyum. Mutluydum. Ama İlyas da bir yere kadar. Allah için. Alp aslandı. O da aslan gibiler ama laf söz çıkmaya başladı. Güçlerini yitirdiler. Bittiler falan diye. Bitti Hızır. Bittik. Bak seni de beni de vurdular. Hem de öyle düşmanların değil. Dedikoducu kadının teki vurdurdu bizi. Bitecek. Bu kabus bitecek. Senle ben alacağız başımıza gideceğiz buralardan. Ama bak öyle yurt dışı falan geçirme aklından ha. Karadeniz'e gideceğiz. Yaylaya çıkacağız. Yaylayacağız. Ne zaman? Ölünce mi? Ya şimdi ben işe gidiyorum. Sen niye beni sık boğaz ediyorsun ki? Cevap ver. Ne zaman? Bilmiyorum. Ne bileyim. İlk fırsatta. İlyas evlenince mi? Alparslan işlerin başına gelebilecek duruma gelince mi? Senin milyar dolarların olunca mı? İlk fırsat ne zaman hazır? Hı? Meryem, işkencede bile sorular geçmişe dair sorulur. Ben bu soruların cevaplarını hiç düşünmedim. O zaman biraz düşün. Olur. Düşünürüm. Hazır. Ben seni çok seviyorum. Kızım dur iş çıkarma. Doktor yasak demişti. Sevdiğini söyle yoksa iş çıkarırım. Vallahi seviyorum. Yoksa ben doktor moktor mu dinlerim? Gel buraya gel. Geleyim ana. Bu ne? Karaca rekot. Nazara gelmez. Ana ben kurşunlara geldim. Nazara değil de. Ana sözü dinle. Heh. Böyle. Haydi. Öp elimi. Öpeyim ana. El öpenlerin çok olsun. Ne yapıyorsunuz lan burada? Adnan çay içiyor abi. Ben de ona bakıyorum. Sen Adnan'a bakmadan o bir şey içemiyor mu? İçebilir. Gir kız içeri. Gir. Gir. Adnan. Bu evde sakın bir şey yiyip içme. Bak içine bir şey koyarlar. Okunmuş. Lütfiye sana kalır. Lütfiye. İçirdin mi? İçirdim ama yarısında İzir abimci oldu.
O kadar da lafa tuttum. Gene olmadı. İlker, seni mekandan çıkarken çantalı görmüşler. Beni mi izlettin İlyas? Seni niye izleteyim? Ola ki bir aksilik olur, iş eksik kalır, gelen olur, giden olur. Tedbir. Adamı öldürdün, bir de para mı aldın? Beni biliyorsunuz. Yapım bu. Karşılığı olmayan hiçbir iş yapmam. Allah'ını seversen. Adamı öldürdün. Kaç para aldın? 2 milyon. Yuh. Muhabbetiniz daim olsun beyler. Rahatsız olmayın. Rahatsız olmayın. Buyurun. Buyurun. Görüyorum ki keyfiniz yerinde. İsterseniz ben gideyim, keyfinizi bozmayayım. Dadaş, balayından sıkılmadın mı? Anlaşıldı. Sen hala Fikret'in balayına takıksın ha? Balayına gitmedi bile. Adam 50 yaşında. Ne yapsanız reis? Ayının 50 türküsü var. Hepsi de elma armut üstüne. Yılmaz Bey. Eski patronunu masadan kovduk. Memleketten kovmadık. Gelmiyor mu o geriye? Ben de onu söyleyecektim. O yüzden perde getirdim. Kendisi konferans görüşmeyle toplantıya katılmak istiyor. Masadan kovduk dedik ya. Söyleyecek bir şey varsa vekiline iletsin. Durum ciddi Hızır Reis. CIA bir şeyler çeviriyor. Özer Bey bana iletince hemen aradım. Bunlar çıldırmışlar dedi. Masadaki herkesin duyması lazım. Güvenli bir şekilde sizinle konuşmam lazım dedi. Anlaşıldı. Arayın. Belli ki yine masayı karıştırmayı özlemiş. Merhabalar. Hi. Şeytanın kulağına kurşun. Biz de tam senden bahsediyorduk Ünal Bey. Hiç özlememişiz masayı karıştırmanızı. Ben de sizi çok özlediğimden aramıyorum herhalde. Bu Amerikalılar kafayı yemişler. Eski tanıdıklara rastladım. Adamlar CIA'de çok kritik yerdeler. Yakında Türkiye'de iç savaş çıkacak diyorlar. Bütün Orta Doğu plan ve programlarını değiştirmişler. Adamlar sana böyle bir şeyi niye anlatsınlar? Çünkü beni tebrik ediyorlar. Yakında çok silah satacaksın diyorlar. Benim burada bulunmamı da her şeyi bildiğime bağlamışlar. Kim bu adamlar Ünal Bey? Bizim niye haberimiz yok? CIA dedi ki, Özkan'dan özür dileriz. O huyara söylemeyi unuttuk. Gördün mü? Buradaki dostumuzla görüştüm. Muhakkak bir takım sıkıntılar var. Ama sonunda size yarar dedi. İç savaş nasıl çıkacakmış ki? Doğuda mı bir şeyler patlayacak? İstanbul'un, Ankara'nın göbeğinde.
Ya havaalanını patlattılar ya zaten. Yoksa bunlar darbe yapmaya mı kalkışacaklar? Bak gördün mü? İç istihbaratla bağlantılı vekilin mevzuyu çözmüş. Bütün bunları bana soracağına niye yakınlarına sormuyorsun Alparslan? Sorabildiğim herkese soruyorum Ünal Bey. Herkes Pensilvanya'dan bir hamle bekliyor. Ama sizin kastettiğiniz gibi bir şey beklenmiyor. Beyler, haftalardır silah işine girenleri temizlemeye çalışıyorsunuz. Bunlar hayatları boyunca ellerine silah almamış çapsızlar. Demek ki birileri fikri ateşleyecek. Bunlar da ülkenin her tarafına silah dağıtacaklar. O Amerikalı dangalak ahbaplarına söyle. Piçlerine sahip çıksınlar. Piçler kim? Paralel ihanet çetesi. Memleket üç harfliden geçilmiyor. Deprem mi oluyor? Ne depremi ya? Duymadım adamın dediklerini. Oha! F-16. Anne. Babaannemler dışarı çıkacaklarmış. Kim kim? Bütün kadınlar. Tamam, sen bizi koru. Teyze. Teyze hadi. Geldim, geldim. Ana bak ben de geleceğim, tamam mı? Uşaklara kim bakacak? Meryem ablam eve dur, o durur başlarına. Anne, Hızır'ın haberi var mı? Böyle kendi başınıza iş yapıyorsunuz. O benim uşağımdır, ben onun anasıyım. Vatanım için de kimseden izin alacak değilim. Düşünün be. Düşün. Ayşen, sen gelme istersen, bebek daha küçük. Ya ne yapacaklar? Kadınları da vuracak değiller ya, hadi. Babaanne, ben de geleceğim. Tabii ki geleceksin. Meryem kızım, sen zaten yararlısın. O uşakların başına dur. Hadi. Ben? Sen annenle kal Zeno. Allah'ım sen vatanımızı koru.